Selam Lemur severler, yeni bir 3 boyutlu yazıcı videosundayız ve bu sefer konumuz 3 boyutlu yazıcıyla basabileceğiniz ilginç ve işlevsel ürünler. Çoğunluğu ilginç ürünler ama arada birkaç tane de işlevsel şey var. Bugün göstereceğim ilk baskı kurmalı bir araba maketi. Şöyle eskiden yandan kurulan arabalar vardı ya, onlar gibi. Şöyle iki farklı parçadan oluşuyor. Bu da normalde böyle tek parçaydı da ben bunu talvadan çıkarırken kırdım. Buradaki parçaları birleştirdiğimizde mekanik bir arabaya dönüşecekmiş. Daha denemedim, bilmiyorum. Birlikte deneyelim. Hemen önce bu parçaları buradan alacağım. Şimdi şu parçaları birleştirmem gerekiyor. Evet, ilk modelimiz hazır. Tamamlandığında şu şekilde gözüküyor. Şurada bir kurma kolumuz var. Bunu çevirdiğimizde şuradaki yay gevşiyor ve orijinal formuna dönerken buradaki dişlileri çeviriyor. Tam tersi şekilde gevşetmek yerine yayı sıkabiliyoruz da. Sıkıştırırsak biraz daha az hareket payımız oluyor ama bu şekilde daha doğru hissettiriyor nedense. Yine saldığımda bu eski formuna gelip buradaki dişleri çevirerek arabanın hareketini sağlıyor. Özetle olay bu. Şimdi hemen bir deneyelim. Başarılı. Birazcık patinaj çekiyor ama. Halının üstünde denesem daha rahat gider mi ki? Masanın üstü kaygan olduğu için direkt burada patinaj çekerek devam ediyor çünkü. Halının üstünde de torku yetmedi. O zaman parke deneyelim bir de tam ikisinin ortası. Ne çok kaygan ne çok şey. Yok, burada da patinaj çekiyor. Yani model olarak muhteşem değil fakat dişlilerin çalışma mantığını anlamak açısından bence güzel bir model. Çünkü şuradaki yayın ufak bir hareket payı olmasına rağmen dişliler yardımıyla bayağı fazla hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Yani burası kaç tur dönüyor ki? 1,5 tur falan anca dönüyor şu ilk dişli. Fakat son tekerleğe geldiğimizde yanlış saymadıysam 25 kere falan tam tur atıyor. Yani 1,5 tura 25 tur. Bu açıdan baktığımızda dediğim gibi gayet güzel bir model. Şimdi işlevsel bir tanesinden devam edelim. Aşırı basit bir modelim var burada. Şöyle sadece iki parçadan oluşuyor. Bir çekmece bölümü, bir de çekmecenin haznesi. Bu masaların altında kullanabileceğiniz pratik bir çekmece. Ben bunu şuradaki masanın altında kullanmak için bastım. Bunu buraya takacağım. Ve içine şurada masamda sürekli yer kaplayan hafıza kartları, flash bellekler vesaire var. Bunları koyacağım. Hatta belki gözlüğümü falan da bunun içine koyabilirim. Hatta hemen bir çiftli bantla deneyelim. Burada vida sıkabilirim. Bileceğiniz yerleri de var ama ilk önce yerine emin olmak istiyorum. Yani belki de o tarafa sarım daha sonra. Burada pratik olacak mı onu göreyim. Emin olduktan sonra sabit bir düzene de geçerim. Hemen size de göstereyim. Şöyle oturma düzenindeyken elimi atıyorum, açılıyor ve içine bayağı bir ıvır zıvır sığıyor. Tek hoşuma gitmeyen tarafı pim yok sonunda. Yani sonuna kadar geliyor direkt. Bir de şurada durdurabilecek bir pim olsa muhteşem olurmuş ama o basit. Şuralara bir yerlere ekstra bir delik açıp oraya taktığım vidanın ucunu birazcık uzun bırakırsam orada bunu durduracak bir şey de olmuş olur. Pim gibi bir şey olur. Ben bunu sevdim. Bu güzel. Şimdi İlginç bir tanesinden devam edelim. Bu sefer göstereceğim baskı sadece şu kadar. Tek bir parça, şöyle şu kadarcık bir şey. Bunu herhangi bir CD ya da DVD'ye yapıştırıyoruz. Sonra bir balonu şişiriyoruz. Ve buraya tutturuyoruz. Balonu saldığımızda bir hovercraft'ımız oluyor. Çok kötüymüş. Daha havalı bir şey bekliyordum açıkçası. O kadar yükseldim. Biraz daha hızlı hareket etmesi falan filan bir şeyler bekliyordum yani. Balonu da parçaladım ya. Yan tarafı gitti. Bu çalışmaz artık. Neyse, bunu unutalım. Hazır balonun ucu parçalanmışken balonla ilgili başka bir baskım daha var. Bu bir balon sapanı. Şöyle 3 parçadan oluşuyor. Şurada balonu sıkıştırabilmeniz için bir vida sistemi var ve aşağısında da kabzası var. Herhangi bir balonu alıp şu dar kısmını kesiyoruz. Bunu şu vida bölümüne sıkıştırıp yerinden kolayca çıkmasın diye bir de buraya sıkıştırıyoruz. Ve basit bir sapanımız oluyor. Bayağı da güçlü gibi ha. Hemen deneyelim. Önce bir kağıt parçasıyla deneyeceğim. Sakatlık çıkmasın.
Çıkarttığı ses kadar güçlü mü anlamadım. Bayağı ses çıkarttı ama biraz daha ağır bir şeyle deneyelim. Şöyle küçük bir parça plastikle deneyeceğim. Umarım bu balonu patlatmaz. Oha güçlü. Bayağı sert çarptı. Tamam, çıkarttığı ses kadar varmış. Başka neyle deneyebiliriz ki bunu? Şuraya kapıyı gören bir kamera daha koyayım. Ve bir Adana çöp şişle devam edelim. Ben bunu sevdim. Yani şu an bilyeyle, somunla, mumunla o tarz şeylerle de deneyebilirim ama evin içinde birazcık sakat olabilir onlar. Daha sonra köye gidersem orada bahçede denerim ben bunu, orada size gösteririm. Şimdi işlevsel bir şeyden devam edelim. Yine şöyle sadece iki parçadan oluşan bir modelim var burada. Bunların ikisi birbirine şöyle giriyor. Ve bunu bir kulaklık standı yapıyorsunuz. Birkaç sene önce yaptığım bir 3 boyutlu yazıcı videosunda bir kulaklık standı basmıştım. O böyle vidalıydı. Bu onun gibi değil. Şuradaki iki delikten masaya sabitlemeniz gerekiyor. Fakat masanın altında duruyor. Yani üstünde hiçbir klips, mlips hiçbir şey kalmıyor. Bunu da hemen çift taraflı bantla deneyebiliriz. Yine konumuna emin olduktan sonra vidayla sabitlerim ben bunları. Bunu da muhtemelen masanın altında şöyle falan mı konumlandırırım? Böyle öne baksa da olur ama sanki yana baksa daha iyi gibi. Çift taraflı bant bunu taşıyacak mı bilmiyorum ama bir deneyelim. Tamam. Şu an bana en uzak konum burası ama şöyle şuraya baksa ve elime attığımda alsam daha mı iyi olur? Ona sonra karar vereceğim. Şu an böyle de okey gibi. Bu tarz şeyleri bilgisayar başında deneyimlemeden emin olamıyorum. Şimdi sırada minyatür bir arbaletimiz ve minyatür bir katapultumuz var. Önce katapulttan başlayalım. Bu böyle tek parça bir baskı, yani herhangi bir eki vesaire yok. Şu kısmı şuradan bastırdığımızda böyle otomatik olarak kilitleniyor. Şöyle uç kısmına atacağımız şeyi bırakıp şuradaki pime bastığımızda atıyor. Ve kapının oraya kadar gitti. O kadar ileri gitmesini beklemiyordum. Şöyle bir tekrar deneyip size gittiği yeri göstermeye çalışayım. Ya kapının oradaki paspasa kadar gidebiliyor. Tam paspasta durdu. Kapıya çarpsa daha güzel olurdu tabii ama o kadar güçlü değil. Minicik bir şey sonuçta. Bir de hemen şuna bakalım. Bu böyle iki parçadan oluşuyor. Şurada ray sistemi gibi bir şey var. Buraya hareketli parçayı yerleştiriyoruz. Bu raydan hiçbir şekilde çıkmıyor. Ve üstüne bir paket lastiği yerleştiriyoruz. Şöyle çalışan bir arbaletimiz oluyor. Bu da bayağı güçlü duruyor ha. Hemen bunu da bir deneyelim. Muhtemelen kamerada yakalanmadı bile. Bu bayağı hızlı atıyor. Şimdi yine şöyle bir mesafe testi yapalım. Ucuna bir parça kağıt koydum. Bu da direkt kapının oraya kadar atabiliyor. Bunu başka bir şeyle daha denemek istiyorum. Mesela bir kalemle deneyelim. Kalem belki birazcık fazla gelebilir bu kadar küçük bir şeye ama denemekten zarar gelmez sonuçta. Şöyle. Kalem çok büyük geliyor. Daha küçük şeylerle denemek lazım. Şöyle minik metal bir somunla deneyeceğim ve hiçbir şeyi kırmamak için dua edeceğim. Hadi hayırlısı. Aa, direkt kapıya kadar gitti. Kapının tepesine kadar neredeyse hiç ivme kaybetmeden gidebildi. Şimdi işlevsel bir üründen devam edelim. Bu bayağı merak ettiğim bir model. Şöyle bir para kesesine ihtiyacımız var bunu deneyebilmek için. Bunun için komple bozuk para dolu. Bu ilkel bir para sayma makinesi. Şöyle 3 farklı parçadan oluşuyor. Dış çerçevenin içine şöyle sayacağınız paralara göre bir kılavuz koyuyorsunuz. Ben tabii ki Türk lirasına göre bir kılavuz seçtim. Sonra şu üst parçasını kapatıyorsunuz. Birleştirdiğinizde şöyle bir görünüm oluyor. Ve sonra saymak istediğiniz paraları alıp buradan bırakmaya başlıyorsunuz. Ve nedense düzgün çalışmıyor. Ters mi yaptım ben bunu yoksa içinden kaydığı için mi böyle oluyor ya? Galiba şu içindeki parça 1 milimetre bile hareket etse sıkıntı oluyor. Sabitleyelim. Şu an sıkıntıyı anladım. Bu benim hatam. Sebebini de şöyle göstereyim. Normalde bunun arkası şöyleydi. Şurada şöyle petek gibi bir şeyler vardı. Ben dedim ki bunlara ne gerek var? Bunları çıkartırım, çok daha hızlı bir şekilde baskı alırım. O yüzden bu petekler olmadan baskı aldım. Ama onların amacı şu arkadan paraların düşmesini engellemekmiş. Hemen şöyle uydurma bir çözüme gitmek istiyorum. Niye böyle bir makasla kesiyorum diye sormayın. Evde makas bulamadım saçma şekilde. Ve 7 tane falan makasım var. Hiçbirini bulamadım. Evet, bakalım uydurma çözümümüz işe yarayacak mı?
Bence okey. Şu anki haliyle gayet güzel çalışıyor. Şimdi sırada göstereceğim model imkansız masa olarak geçiyor. Çünkü bunu birbirine bağladığınızda böyle havada uçuyormuş gibi garip bir izlenim veriyor. Açıklaması zor, göstermesi daha kolay olacak muhtemelen. O yüzden direkt şunu bir yapıştıralım. Şimdi bu iki parçayı şöyle 3 tane iple birbirine bağlamam gerekiyor. Ben misine kullanacağım ki daha da uçuyormuş gibi gözüksün. Şeffaf misinem yok, o yüzden sarı misine kullanacağım mecbur, ama yapacak bir şey yok. Bu iş için misine kullanmak çok da iyi bir fikir değilmiş. Çünkü misine esnek olduğu için bir türlü şey yapamıyorum, dengeyi sağlayamıyorum, delirtecek beni. Şöyle bir en azından orta kısmını normal iple bağlayıp deneyeceğim. Bu da umarım taşır çünkü çok ince. Sanırım başardım. Muhteşem denge yapamadım çünkü kenarlardaki misineler gerçekten çok zorluyor. Esnemeyen bir şeylerle yapmak lazım bunu. Ortadakini normal ipe çevirdiğimde bayağı rahatlattı. Yanları da normal ipe çevirsem güzel olabilir, ama şu incecik ipin her yerini taşıyabileceğini sanmıyorum. Çünkü ne denir buna, böyle gerilimle çalışıyor. Gerginlikle, şiddetle falan. Nasıl açıklayayım bilemedim. Şimdi muhtemelen doğru tabirleri kullanamayacağım, ama şu yan taraftakiler çekiyor birbirine böyle iki parçayı. Ama şu ortadakinden dolayı çekemiyor. Bu yüzden burada... Bu sefer başardım bence. Umarım. Bu sefer kesinlikle oldu ve esnemeyen iplerle yaptırdığımda çok acayip hissettiriyor. Bir şeyler yanlış gibi değil mi? Sanki böyle olmamalı gibi geliyor ama böyle. Şimdi sanırım bu iplerle mantığı daha güzel anlatabilirim. Mesela şu kısma baskı yaptığınızda şuradaki 3 bölge tutuyor burayı. Diğer kısma geçerseniz diğer 3'ünü aktarılıyor ve diğer kısma geçerseniz buradaki 3'ünü aktarılıyor gibi. Ve her koşulda en azından 3 tanesi gergin olduğu için bir şekilde üstündekileri tutmayı başarıyor. Çok kenarlara yüklenirseniz her an denge bozulabilecek gibi. Ama şurası gevşek olsa bile dediğim gibi bunlar gergin olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tam ortasına koyduğunuzda ise tüm baskı şu ortadaki ipte oluyor. Bunların üçü de gevşek gördüğünüz gibi. Ortadan baskı aldığında bunların tek görevi devrilmesini engellemek. Yani bu tarafa doğru devrilecek olsa buradakiler tutuyor. Bu tarafa doğru devrilecek olsa buradakiler tutuyor. Kesin burada yaşanan her olay için bir terim vardır ve o terimlerle aktarabilsem daha güzel olacak, ama bilmiyorum. Bilmediğim için bu kadar geliyor elimden. Çok iyi ama ya. Bundan kocaman bir tane yapıp şuraya orta sehpa olarak koyasım geldi. Neyse, bu da tamam. Yani buna işlevsel mi denir, ilginç mi denir, ikisi birlikte mi denir bilmiyorum, ama çok ilginç ve güzel bir model. Sadece ilginç olması yeterli benim için şu an. Evet, bugün göstereceğim modeller bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bayağı garip şeyler gördük. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.